onların yanındaki oranın yerlisi kendileri. Onun çok haberi yapıldı bu yaz falan. Onları da bir, ona da bir bakarsanız haberlere çok yararlanacağınızı düşünüyorum. Çünkü öyle bir sınıfsal ayrım var ki yani trilyonluk yatların içinde işte gözlemi alıyorlar falan. O da müthiş bir Anadolu zekası. Hani o yatlara şey götürmek, gözleme götürmek de başka bir zeka bence. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnanır mı bir sorun var? Ernst Jünger Arbeiter gibi bir şey var. Kitabı var. Demek ki Ernst Jünger. Ernst Jünger kitabında 1920'ler 30'lar Almanya'sı. Faşist. Edebiyatçı. Aynı zamanda. Burada bahsettiğiniz bu hız ivme daha hızlı, daha çabuk. Aynı miktar zamanda daha fazla yol alma şeyleri edebi bir insanda. Ve emekçinin hatta şeyde başka şiirlerinde de var. Orada ideal olarak anlatır. Mussolini'nin Milano Pendor'una yaptığı yatırımları da o şekilde algılamak gerektiğini düşünüyoruz. Sonra en yeni zamanlar Ayn Rand, Atlas Shrugged kitabında benzer şeyleri anlatır aslında. O konudaki fikirlerimiz de ilgili sormak istedim. Bir ikinci, genel olarak bir de yorum tartışmaya, bugünkü bütün tartışmaya. Tartışmacılarımız bizler dahil. Kafamızda sanki olması gereken bir şey varmış da, bundan kopulmuş ve bu kaybedilmiş olan mahalle ideallerinin peşinden koşan bir asrı saadet gibi bir şey mi var da biz bunun peşinden gidiyoruz? Yoksa gayet safiyane soru bir şey, provokatif saflık içerisinde sorayım. Hani bunun nesi kötü ki zorlu center'ın diye sorayım, provokasyon olsun diye. Gayet bir misli bir ortam aslında. Yönetiyoruz orada. En azından bakıyoruz. Provokasyon maksadını soruyorum. Çünkü hani işte gençliğimizin sokağını kaybettik. Ah ah diye bir his mi bu? Yoksa buradaki tespitler neyin göstergesi ki biz o kadar bunun altını temellendirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Bu
adaptasyon olanakları, bu yeni mekan algısı, yani bu transnational mekan algısı Türkiye'de henüz şimdi o kadar fazla yokmuş gibi görünüyor ama biz zaten yaşıyoruz. Pensilvanya diye konuşuyoruz onu. Yani hani bu onun için ben ona işaret ediyorum. Açtığı şey bilakis herhalde benim gündelik hayat üzerinde çok ısrar etmiş bir sosyolog, dünyevi bir sosyolog olarak Lefebvre'yi geçmek mümkün değil. Ben de çok şeyle dinledim. Sadece şunu acaba bu toplantılarda kadar biz şiddet dediğimiz dedi bana hemen konot etti aslında o şeyi. Biz Skandinav'da kendi konuşurken Türkiye'de trafik çok konuşuyoruz. Yani batı toplu kentlerinde de bir sorun olarak görmemize rağmen mümkün mertebe işte rutinleşmiş işte insanın hayatında o kadar yani Manhattan'da taksi bulmanı falan dışında ya da Paris'te, Londra'da, City Center'da falan eziyet haline böyle çok muazzam eziyetler haline dönüşmemiş bir şey olarak yaşamın. Halbuki sizin belki de o modellemenizin içine siz verdiniz bu ilhamı. Ama trafik de katılabilir belki diye. Onun için de geçtiğim zaman dedim. Ama çok çok teşekkür ederim. Ayrıca hocaya şey soracaktım. Bu çok siz müsebbibi değilsiniz. Bunu konu açıldığı için çok da ilgilenilir. Tamamen bu gentrification üzerine genel olarak aslında. Bu Türkiye'de süren de bir şey. Ama sorunlaşma tercümesine, şehre, hak gibi. Çok soğuk bakıyorum açıkçası. Connotation açısından çok yanlış bir şeydi. Israrla kullanıyoruz. Ben de kullanmışım bir zamanda. Muhtenalaştırmadan niye vazgeçtin mesela? Sen muhtenal semtlerde büyümek istedin, muhtenal yerlere göç etmek istedin, muhtenal yerlerde ayrıcalık kurmak istedin. Onun için de en iyisi sanki bana bu muhtenalaştırma veya muhtenalaşma hani, diye böyle bir menezleyerek iki kelimeyi yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Hani bu alan doğrudan gentrification çalışan arkadaşlarımız daha iyi biliyorlar bu tartışmaları. Zamanlar biz gençliğimize söyleyip tartışması yapardı. Çok sık. Ama bana soyulaştırma hiç karşılığında bir şey geliyor. Sizin vesilenizle bunu söylediğim için ben bunu teşekkür ederim. Ne dersiniz ya? Konuşmacılara da sıra var. Bir soru daha alalım. Bu arada ben önce Ayça Hanım'a bir soru sormak istiyorum. İki sonuç, iki sonuca ulaştığınız iki bulgu. Ben de ikisi de gayet ilginç. Ama ikisinin arasındaki bağlantıyı çok kuramadım ben. Yani bana şöyle geliyor, ikisi arasındaki bağlantının biraz zayıf olması bana göre de biraz farklı terminolojiler kullanmanızın etkisi var gibi. Yani ikinde çalışan, emek vesaire üzerinden. Çeşme'de tatil yapan muhtemelen üst gelir grubuna ait kişiyi çalışan olarak görüp onun emeği üzerinden işte emek ve tatil ilişkisi arasında, çalışma ve tatil ilişkisi arasında bir analiz yapıyorsunuz. Fakat ikinci kısımda üst, orta, alt sınıf terminolojisi devreye giriyor. Bu başka bir şey aslında. Yani doğrudan insanların gelir düzeyleri sanıyorum üzerinden öyle olduğunu varsayalım. Ya da bir şekilde statü üzerinden. O başka bir tür analiz. Yani çok basit indirgersek işte biri Marksist'i, biri Weberian falan diye söyleyebiliriz. Bu ikisi arasındaki şey sanki bana biraz o farklılıktan dolayı iki ilginç sorucunuz, bulgunuz arasındaki bağlantı kurulamamış gibi geldi. Ve bir de Nihal Hanım'a kısa bir şey sorayım. Şimdi bu hız meselesi işte bir miktar aslında aşırıda değindi o meseleye ama yani verdiği örneklerde bu hız meselesi, mekan algısının değişmesi, mekanın küçülmesi meselesi belli bir döneme özgü mü yoksa herkes yaşadığı dönemde böyle bir hissediyor. Ben tarihçi olduğum için belki öyle düşünüyorum ama mesela demir yolu olmayan bir yere demir yolunun gitmesiyle demir yolu oradaki onun yarattığı farkı düşünün. Bir de demir yolu olan bir yere hızlı tren gitmesi. Bu fark daha küçük olabilir. Ya da işte internet, akıllı telefonlar falan. Bunlar çok devrimci şeyler gibi geliyor ama telgraf olmayan bir yere telgraf hattının çekilmesini düşünün. Bir yere ilk defa bir gazetenin gitmesini düşünün. Bunlar çok daha zaman için devrimci olmuş olabilir. Burada şey gibi geliyor bana.
Yani temel olarak Lefebvre de bence zaman zaman şeyde var, özellikle mükemmel üzerine yazdıklarında o kararsızlık. Bu söylediklerimiz bütün kapitalist dönem için ya da modernite için geçerli şeyler midir ya da bir yeni toplumsal formasyon üretim tarzı mı tanımlayacağız? İşte geç kapitalizm, modern sonrası, sanayi sonrası. Ya buna karar verilmeden sanki bu analizler var havada kalıyormuş gibi geliyor. Sizin o bahsettiğiniz literatür böyle bir ayrım yapıyor mu ya da siz yapıyor musunuz diye sormak istedim. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi konuşmacılara söz vermek istiyorum. Son şer dakikalarını var edilirsem nasıl kısaltacağım. Lütfen. Evet. Biliyorum zor ama. O zaman arabesk konuşuyoruz. Başlayalım. Arabesk müzik kültürü olarak arabeski 60'lardan bahsediyoruz. Belki yerleri son dakika önce mümkün. İşte John Doctrine, Marshall, Yan'ın tarzda sanayileşmeye gidilmesi, işsiz kalan böyle bir kendi gerçekten yani zaten Türkiye'de müzik sosyolojisi alanında en çok çalışılan konulardan birisi hala da çalışmaya devam ediyor. Ve kabaca 10 yıllara bölgümüzde biz artık o arabesk kültürünün çok farklı bir yere dayandığını görüyoruz. Şimdi benim sorumun karşısında bayan kurulatıya bağlamaya çalıştığımızda şimdilik bunun mümkün olmadığı görünüyor. Bunun içinde yer alamıyor. Farklı sebepleri var ama öncelikle en başından beri arabesk işte okyanus ötesinden ithal edilmeyen, burada doğan bir alt kültür. Fakat alt kültür kavramı zaten neredeyse yani 90'ın sonundan beri literatürün oldukça imtina ile kullanılan, kaçınılan bir kavram haline geldi müzik araştırmalarında. Şimdi alt kültür diyemeyeceksek ne diyeceğiz o zaman? Bunun için herhalde antropoloji alanından eşiksellik kavramını ölçü almak çok yerine olacaktır. Nasıl bir eşiksellik ama özellikle Victor Turner'ın bahsettiği liminality, eşikte kalma, niye bir alt kültür, niye bir üst kültür değil, bu hem burjuvaziye nasıl o üst kültüre ne ölçüde girdiği, giremediğine bağlayacağım ama Turner'ın liminality'sini tabii ki en başta Arnold Van Genep'e belki dönmek lazım. Victor Passage eserindeki geçiş ritüelleri. Çünkü eşiksellik içe bir ritüellik de var. Sürece var. Aslında liminality, eşiksellik kavramından ziyade de liminoid eşiğisi de bir kavram var. Arabesk, bohem burjuvazinin içine girme sürecinde, girememe belki daha çok sürecinde içinde, liminoid gibi okunabilir. Çünkü haliyle zaten ilk başta bir hasta içi bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bohemya, fakat çok küçük ölçüde yer alabilir. O da çalışmamda aktardığım görüşmecilerin hani o bizatihi problematik olan alternatif müzik tanımlarından değil de alt kültür olarak değil, tercih edilebilir bir müzik türü olarak arabesk. Ancak otantisitesi, yerelliği, işte bu şey söylemi gibi. Ayrıca ben arabesk seviyorum, ben dinliyorum söylüyor. Artık buna dönüştüğü anda bir ölçüde girmeye başlayabilir. Bu alternatif büyük başlığı altında hiç sayılmadı. Bir kere bilgisine geçmiyor arabesk müzik kültürü. Son olarak şey eklemek isterim. Zaten alternatif müzik türü için de müzikal sahne Marx'ın oyun kavramına atıfta bulmuştu. Yine arabesk kültürü için de çok yararlı bir kavram. Ama dahası Fransız müzik antropoloğu Claire de Messina'nın Müller müziği kavramı var. Tam da aslında bugün düşündüğümüz o çoğunluk azınlıktaki o Müller kavramına daha yakın.
yani bilimsel yönetim bilgilerini bu şekilde anlatmam zaten. Çok teşekkür ederim Mumya için. Öyle bir algı yandırmak istemedim. Bahsettiğiniz romana gelince, ya ben okumadım ama yani ismini almak isterim zaten konuşmadan sonra. Ama çok haklısınız. Yani bahsettiğiniz 1920'ler 30'lardı. Ben zaten bitirirken bu yüzden Benjamin ve Kampmann'dan alıntılar yaptım. Bilinç değil. Yani yine sizin sorunuza ortak bir cevap olsun deniyorum. Burada son bitirirken yaptığım alıntılar 1800'lerin sonu 1900'lerin başlarında olan yazarlardı. Yani ama ben kalkıp şuradan şunu demem. 15. yüzyılda yaşayan adam için de zaman çok hızlı geçiyordu demem. Yani ben bunu demem. Bence zaman kavramı, bir defa zaten felsefe olarak yani sizler çok tabii biliyorsunuzdur ama bu kartezyen zaman kavramından bahsediyoruz. Zamanın rasyonelleşmesinden bahsediyorum. Dolayısıyla ve üstelik yani bazı sizin verdiğiniz örnekler de öyle keza. İşte telgraf dediniz, tren dediniz. Bunlar endüstrileşmeden, endüstrileşmeye paraleldir. Harley kendisi de der. Bisiklet mesela zaman mekan sıkışmasının ilk örneğidir. Yani tabii ki ben bunu bu olayı sadece cep telefonu internetten bilemiyorum. Yani o derece değil. Ama yani kalkıp bir mağara adamın içinde zaman bu kadar hızlı geçiyor demeyi çok iddialı buluyorum. Tatile gitmek için çalışma mevzusuna kesinlikle katılıyorum. Ve hemen aklıma tabii ki tatil sepeti internet sitesinin bir reklamı geldi. Tatil için çalışıyorum sloganı, cüretkar sloganı bu şekilde kullanmış. Ve bu şeyde, afişte seri üretim bandındaki bir takım robotlar var. Böyle belki hatırlarsınız, dikkat etmişsinizdir, ellerinde iş çantalarıyla. Ve sanırım böyle başlarından da üretim bandına bağlılardı. Ve tatil sebebiyle çok akıllıca, reklamcı kurnazlığıyla tatil için çalışıyoruz. Hepimiz tatil için çalışıyoruz diye bu şey, bu konuda kesinlikle size katılıyorum. Seferihisar örneğinde ise, tabii yani işte o yüzden Çeşme'yi bir tatil anlayışının kristalleştiği merkez olarak ele aldım. Yani tabii ki Seferihisar burada yavaş şehir olmasının gerektirdiği şeyleri de yapmak peşinde aslında Seferihisar Belediye Başkanı da bu anlamda daha farklı düşünen birisi. Size sizin soyutlaştırma sorunuza gelecek olursam, yani tabii ki bu kavramların Türkçeleşmesi konusunda kendimi asla bir merci olarak görmüyorum şu anda. Çünkü ben bu konuyu çalışırken Fransızca çalıştım aslında. Bir iki şey, şeyi de yapmak istemem. İşte yani Türkçeleştirmekte zorlanıyoruz. Hatta gentrification kavramımız Türkçeleştirmekte neden zorlanıyoruz diye bir makale de var. Muhtenalaştırma tabii daha uygun olabilir. Bilemiyorum bu konuda. Yetkin olduğunu düşünüyorum. İki sonuç arasındaki bağlantısızlıktan bahsettiniz siz. Tam olarak anlayamadım aslında nasıl bir bağlantı aradığınızı. Ama şöyle söyleyeyim, belki burada bir araştırmanın metodunu ben anlatmadım size. Belki de buradan kaynaklanan bir soru işareti oldu. Ben bu sahaya çıkarken aslında temel amacım çalışma hayatının, yani boş zamanın nasıl çalışma hayatının bir parçası olduğunu görmeye çalışıyordum. Ya da belki de buradan kaçabilen birileri varsa belki onları da tanıdık ederdim. Sahaya çıktığım zaman aynı zamanda sadece anket yapmadım, gözlem, yani katılımcı gözlemde de bulundum. Aslında bu ikinci ayaktaki işte sınıfsal farklılıklardan bahsettiğim, biraz kuru olarak da bahsettiğim. Onlar benim gözlemlerime dayanıyor açıkçası. Ama tabii ki yani çalışma hayatıyla ilgili diğer kavramların bu düğünce anlamda hani ayrışma, işte distansiyon, sosyal ilişki, işte sınıflarla bir bağı yani kesinlikle var. Açıdan bakıldığı zaman. Çok teşekkürler. Son sözüm. Böyle doğrudan yöneltilmiş bir soru yoktu galiba ama provokasyon vardı, provokasyon. Yani bu mimari kapısını zor tutuyorum. Şöyle benim söylemeye fırsat bulamadığım bir kavram daha var bu hermetik yaşamı düşünüyor. Kent ve steril temas. Dolayısıyla bu hermetik yaşam biçimi, modeli, kurumları bir öz yeterlilik balonu değil. Kapalı, kendi kendine yeterli ama kapalı sistemler içerisinde dünyanın burası olduğunu bize imleyen ama bu dünyanın
kentin içinde, mekanın içinde bir yer olduğunu da unutturan, hatta unutturmasıyla, bu etkisini silmesiyle erdemli hale gelen, bunu marifet edilen bir eğilimi gösteriyor. Bu vesileyle ya da bu süreç içerisinde kentle tam anlamıyla steril bir temas, yani eldivenle temas etmek gibi ya da o mikrobiyoloji laboratuvarlarındaki kuvözlerde elimize sokup dokunduğumuz nesneler gibi bir çeşit kentle temas oluyor. Yani sokağa mümkün olduğu kadar çıkmadan. Organik yaşama kendiliğinden diye ve bütün o diyalektiğinin altını çizdiği o bütünleyicilik diyalektiğine girmeden sadece belli sterilize edilmiş hallerde temas kurmak amaçlanıyordu. Bunun varlığının kendisinin ben bir şiddet olduğunu söylüyorum. Çünkü bunun mutlaka dışlananları, mülksüzleşenleri var. İşte orada yaratılan, şık bir şekilde yaratılan şiddet bir ayna görüntüsünde belki onun aynı şiddetle değil aslında ama başka türlü yapıcı bir yıkıcılıkla yapı sökümüne uğratan belki bir gezi hareketine dönüştü. Aynı tür bir şiddet olduğunu söylemiyorum. Ötekinde kötücül bir şey var. Silip giden bir şey var. Ama yani karşımıza nereden çıktı bu şiddet? Bu hareket dediğimiz zaman çok da şaşırtıcı değil. Bu kadar kapanmanın getirdiği özel bir şiddet. Arabesk konusunda bir tek cümle edeyim. Ben arabeskin bir dönem, yani çok bunlar çok fazla anlam yüklü kavramlar, bir müzik türü olarak, tür müdür diyebilir, bence bir üsluptur daha ziyade. Bu 1960'ların sonlarıyla 80'lerin ortalarına kadar, sonlarına kadar devam ede gelen bir üslup oldu bu haliyle. Daha sonra ben bunun da atomlaştığını, difüze olduğunu düşünüyorum. Bütün türlerin içine geçerek, bütün türleri bütünleşik bir pop müzik haline getirdiği kanısındayım. O anlamda bugün arabesk müzik yoktur. Çok marjinal örnekleri dışında, müzelik örnekleri dışında arabesk müzik yoktur. Dağlamıştır. Çok özür diliyorum. Zeynep'in bahçesine girerek